Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bambaşka bir video çekimindeyim. Demirhan Kadıoğlu hocam biraz sonra beni çizmeye başlayacak ve böyle bir video çekelim istedim. Çok istedim. Demirhan hocam da beni kırmadı. Hatta başka bir sürprizimiz var. Hazır gelmişken dedi hocam. Sonrasında da artık bir radyo programı yaparız. Tabii ki yaparız dedim. Şu an sizlerleyiz. Hocam buyurun. Evet, inşallah başlayalım. Biz tabii çizim dersinde mümkün olduğu kadar serbest olmaya özen gösteriyoruz. Ve portre çizerken, ki portre çizeceğiz. Portre çizerken önce kafatasının yapısına bakıyoruz. Tabii kafa derisini yüzüp bakmıyoruz. Yani şöyle hayali olarak kafatasının şeklini çıkardıktan sonra bunu kağıda aktarmayı düşünüyoruz. Başlayalım. Zaten başladık bir anlamda. Ne? Bakalım ne çıkacak? Gerçekten sürpriz olacak. Mümkün olduğu kadar kalemimizi tabii çok rahat ve özgür tutmaya çalışıyoruz. Çene yapısını, işte alın yapısını yerleştirmeye çalışıyoruz. Tabii o kadar gülüyorum ki nasıl yerleştireceksiniz bilmiyorum hocam o çeneyi. Bakalım göreceğiz. Sürpriz de olacak inşallah. Evet. İyi şeyler çıkar. Biz tabii mümkün olduğu kadar hem hızlı olmaya çalışıyoruz hem de dikkatli olmaya çalışıyoruz bu çizimi yaparken. Şimdi tabii saç yapısını ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yine kemik yapısı önemli. Kemik yapısının üzerine yerleştiriyoruz çünkü nihayetinde. Saç yapısı ki en zorlandığım yerlerden bir tanesi de saç çizmek. Teker teker yani bunu çizen ressamlara da gıpta ediyorum gerçekten. Şöyle yerleştiriyoruz ya hafif hafif saçımızı, boynumuzu çiziyoruz. Duruş da önemli tabii. Burada profil duruş. Duruş şeklimi değiştirmem gerekiyor zaten hocam. Zaten aktörlük olduğu siz için. Siz söyleyin lütfen. Duruşunuz hani normal. Duruş. Gayet teşekkür doğal. Ederim. Hocam muhteşem bir yeteneksiniz. Bunu bir kere daha dile getiriyorum. Yani öyle hayran kaldım ki. Arkadaşlar biz daha önce bir radyo programında hocam beni davet etti. İlk tanışmamız öyleydi. Sonrasında bana kitabını hediye etti ve kitaba çizerek o çizimi orada yakaladığımda yani radyo programını izlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz lütfen izleyin. YouTube kanalımda var. Oradaki şaşkınlığım ve mutluluğumu size anlatamam. Sonrasında ben de böyle bir şey programlayayım istedim. Hani hocam çizer misin? Bir tane video çekmek istiyorum kendime dedim. Hocam da tabii ki çizerim dedi. Beni kırmadı ve geldim. Geldikten sonra hatta işte dediğim gibi biraz sonra biz tekrar bir radyo programı yapacağız birlikte. Sohbet radyo edeceğiz. Radyo programını izlemeyenler en azından şimdi izlesinler. Evet şimdi izlesinler en azından. Onu da atacağım YouTube'a. Onu da yükleyeceğim o videoyu da hocam. İnşallah. Biz böyle bir tanışmış olduk ve şu an ders niteliğinde video çekiyoruz. Evet. Şimdi kaşları yerleştirmeye çalışıyorum. Tabii bu çizim yaparken, özellikle portre çizimi yaparken mümkün olduğu kadar biz yüz şeklini dörde bölüyoruz, beşe bölüyoruz, altıya bölüyoruz. Oranlamayı tutturmak için, yüz simetriğini tutturmak için bunlar önemli tabii. Ama yetenekli insanlara bu gerekmiyor bile. Baktığı anda ne görüyorsa pat diye çiziyor zaten. Pek matematiksel hesaplara da girmiyor. Şimdi tabii gözlerini, özellikle gözlerin ifadesini yakalamaya çalışıyorum. O çok önemli. Onu yakaladıktan sonra gerisi kolay diye düşünüyorum. Evet. İnşallah benzer bile. Benzemezse ayıp olur yani. Hocam o yani bir dakika bile sürmeyen çiziminizde ben gördüğümde dediysem benzememe evet. Şansı bence orada yok. Doğaçlama yaptık. Gayet evet. Güzel oldu. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim tekrar size. Allah razı olsun. Tabii bu şeyleri çizerken dediğim gibi simetrik özelliklere dikkat ediyoruz. İşte gözün tam ortasına denk gelen şeyi, dudağın diğer kıvrımını koyuyoruz. Dudağı çizerken de burnun tam altındaki ölçüye dikkat ediyoruz. Dudak yapısı, her insanın dudak yapısı, göz yapısı, bakışı çok farklı. Parmak izi gibi. Dolayısıyla bu ifadeleri, farklı ifadeleri yakalayabiliyorsanız ne mutlu size.
duruşumda değişiklik isterseniz söyleyin lütfen hocam. Şimdi tabii Gamze'niz de var galiba. Şurada hangi taraftaydı? Bir yerde küçücük bir şey var, evet. Evet. Çok minik ama. Işık da aslında iyi vurdu buradan. İyi oldu. Işığı da iyi yakalamış olduk. Tevafuk oldu yani. İşte o oranda ne yakalarsak sorun kalmıyor. Evet. Şimdi kabaca çizmiş olduk. Ben orada tabii neler olduğunu görmüyorum ama çok merak ediyorum. Işık oradan vuruyor. Dolayısıyla tonlamayı atmamız gerekiyor. Evet. Gölgeler de aslında bu şeyi tamamlıyor bir anlamda. İskelet yapısının oluşumunu net gösteriyor bir bakıma. Ben bu arada şeyi gireyim hocam. Videonun sonuna saklıyordum ama arkadaşlar eğer siz de böyle güzel bir çizim istiyorsanız kendinize, hocam adresinizi tekrar söyler misiniz? demirhankadi@yandex.com demirhankadi@yandex.com'a fotoğrafınızı gönderirseniz, tabii ki bu belli bir bedel karşılığı olacak, hocama harcatmam lütfen, menajerliğini şu an itibarıyla üstleniyorum, gönderirseniz ve çizim isterseniz bilginiz olsun diyorum. Kaş yapısını, kirpikleri yerleştirmeye çalışıyorum. Ben bir de masaya alışmışım, masa başına. Evet. Biraz zorlandım. Böyle burada biraz yine bir doğaçlama gibi oldu ama. Hocam yeteneksiniz full zaten. Size yer, zaman, mekan fark etmez ki. Havada karada. Evet. Bu arada Esenler Sanat Evi'nde de eğitim verdiğimizde hatırlatalım arkadaşlarımıza. Evet, lütfen. Esenler Sanat Evi'nde hocam eğitim veriyor zaten. Karikatür ve çizim eğitimi. Duydunuz. Karikatür ve çizim eğitimi. Ben papağan gibi tekrarlıyorum. Çok merak ediyorum hocam. Gözlerinizin içini çiziyorum şu an. Tabii bu her yediğin yoğurt yiyişi farklı oluyor. Bazı ressamlar çeneden başlıyor. Bazı ressamlar kafadan başlıyor. Bazıları işte şeyden başlıyor. Burundan başlıyor. Gözden başlıyor. Neresi daha çok hoşuna giderse oradan başlıyor. Ben daha çok önce kafa yapısından, iskeletini oturtturduktan sonra kaş, göz o şekilde devam ediyor. Gidiyoruz. Evet, şimdi dudaklarını bir halledelim.
gülmeden durabilirsem. Rahat 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 ol. Arkadaşlar, bu arada Demirhan hocamın kitabını da alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Bol ağlamayla geçecek olan bir kitap okuması olacağından emin olabilirsiniz. Ama okunması gereken bir kitap. Yetiştirilmiş Hayatlar kitabın adı. Hocam nerelerde satılıyor? İnternet sitelerinde var mı hepsinde? Şey yapabilirler, sipariş verebilirler. Zaten internete yazdıklarında nerede tabii. satılıyorsa o siteler kitap.com veya işte çıkacaktır. Makul noktanın net setinde şeyinde sitesinde alabilirler. Evet, şimdi ben bunu bitirdik mi? Kucağıma alayım. Yönetmenim nasıl görünüyor? Bana benzedi mi? Biraz daha çirkin. Ben söyleme şansı var mı? Senden biraz daha çirkin. Senin gibi çizemiyoruz ama Burak Efendi. Senin gibi çizemiyoruz. Burak'ın da yeteneği var. Öyle mi? Ya ne kadar güzel. Babadan oğla. Evet hocam. Kitabınızda zaten dedim ya o bir film şeridi gibi kitabı okuduktan sonra. Peki o kitap film olur mu diye sorsam? Çok da iyi olur. Çok da iyi olur. Çok acılı olur. Çok ağlamaklı olur ama olur. Bir yani, film yapımcısı aradı beni. Kesin bu. Tutar hocam çünkü biliyorsunuz biz acılı şeyleri çok bir seviyoruz. Bir film yapımcısı aradı da ya da orada çalışan birisi bu kitabı istedi. Ben de çok şey yapmadım hani çalar malar düşüncesi. Çünkü bu sanat dünyasında çalma işini çok yapanlar var. Evet maalesef. Bu neydi bir Karadeniz'de bir film çekiyorlardı ya. Kuzey film mi? Kuzey Yıldızı diye bir film çekiyorlar evet dizi. Kuzey Yıldızı'nı çeken bir gruptan bir arkadaş. Baktım anladığım kadarıyla orada set asistanı gibi bir şey. Anladım. Ondan sonra yani kitabı yani benim göndermemi istiyorsan gerek yok kendi kitap. Almış bakmış sonra demiş ya hocam bundan çok güzel film şeyi çıkar. Ya da dizi film yapabilir miyiz? Hocam, gerekli anlaşmalar yapılırsa iyi zaten olmaz. Zaten bu belli başlı bir kitap. Hani nasıl çalabilir ki? Çok değiştirmesi gerekir. Değiştirdiğinde de başka bir hikayeye dönüşür zaten. Zaten bu kitap aşağı yukarı kaç sene oldu Burak? Piyasaya çıktığından beri dizi filmlerde çoğu karakterler yetiştirme yurdundan çıkıyor. Yani ne hikmetse öyle bir şey yapmaya başladılar. Kendileriyle kalınca yeteneklerini daha çok keşfediyorlar sanırım hocam orada o yüzdendir. Evet. Ama birbirinden ilham aldıkları ya da etkilendikleri bir vaka yani. Bunu kabul etmek lazım. Hatta Kırgın Çiçekler diye bir dizi vardı ATV'de. Evet. Ben dedim eyvah eyvah acaba bizim kitaptan mı alıntı yaptılar? Çünkü o da kız yetiştirme yurdunda geçiyor. Evet, olay. Evet doğru. Büyük bir ihtimalle o kitabı görmüşler ama benzetmemek için konuyu farklı. Kız yetiştirme yurdunda geçiyormuş gibi yaptılar kitabı. Olsun dedim o hiç olmazsa bir yaraya merhem olsun dedik. Evet. Evet böyle parça parça yapıyoruz bu arada. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama hiç kırpmadan, kesmeden tamamını 15. yükleyeceğim YouTube kanalıma. Keşke kömür kalem getirseydim. İyi olurdu. Kısmette bu varmış hocam. Bunu zaten çerçeveledim. Böyle bir fotoğraf köşesi yapmayı planlıyorum. Oraya asacağım. Evet.
Yani bu çizim işi aslında 2 gün, yani yarım saatte bitecek bir iş değil. Bu öyle bir şey ki Leonardo da Vinci'nin yaptığı gibi 15 yıl da sürebilir. Değil mi? 15 saniye de sürebilir, 15 dakika da sürebilir. Evet. Bu iş öyle, bu sanat işi. Program mı yaklaştı hocam? Saate baktınız. Saate baktım. Programa yaklaştık. O zaman o saate, yani o dakikaya kadar aşağı yukarı 5 dakika sonra bitirmiş olacağız. Sizi de fazla sıkmayalım. Estağfurullah hocam. Ben sizi sıkmayayım. Dediğim gibi yani buna her gün bir çentik atsan orasını kıymeti güzel, o derece yüksek oluyor. Değil mi? Anlayamadım. Leonardo da Vinci bu çizimi yaparken Mona Lisa'yı hiç mi yaşlanmadı bu kızcağız? Ya hocam! Bilemedim ki. Hayalimde belki de hiç yaşlanmamıştır. Belki de, evet. O hep onu öyle hatırlıyordur. Kesinlikle. Ne kadar çizse daha var diye düşünüyorum. O yüzden yapabildiğim kadar. Karar sizin hocam. Kısa zamanda bir şekilde bu çizimi gerçekleştirmiş olduk. Az zamanda çok iş yapmak böyle bir şey olsa gerek. Dediğim gibi yani bu 15 dakika sürebilir. Aşağı yukarı 15 saniyede 15 yılda. Bakış açısına göre değişiyor.
Ben sonuca razıyım hocam. Elinize sağlık. Ne çıkarsa bahtıma. Allah razı olsun. Tabii fazla tüyo vermedik ekran karşısındakilere. Öyle mi? Ama her şey oradan görüyor olmalılar. Görünüyor zaten yani. Görünen köy. Yani bütün tiyolar oradadır diye düşünüyorum. Eyvallah. Görünen köy kuralı sistemi. Bir eğitim videosu gibi bir şey oldu yani. Aynen. Yani dediğim gibi aslında yeteneğin de okulu olmaz. Yetenek yeteneklidir. İçte yani. Varsa o. Ben hocam hani şey derler ya, kesinlikle abartı değil. Ben çöp adam bile yani çizemeyenler canım. O yetenek sıfır. Çöp adam çizmek bile bir yetenek. Evet. Hocam ya, yani bir kafa yapıyorsun, iki kol, iki bacak ama o kadar. Ötesi yok bende. Şimdi biz çöp adamla başlıyoruz, öyle değil mi? Muhammed nerede? Ondan sonra bir şekilde üstüne et giydiriyoruz, kıyafet giydiriyoruz. Ondan sonra bitiriyoruz. Evet. Ne dersin Burak hocam? Bitirelim mi? Bitirebiliriz. Gayet iyi oldu. Bir de imza atalım. Tabii ki. Lütfen hocam. Çerçeveleteceğim diyorum. Evet. Bu şekilde. Önce bir kameraya doğru gösterelim. Sonra tamam. Arkadaşlar. Evet. Çok merak olur. Ediyorum hocam. Yaklaştıralım biraz. Şöyle mi verelim? Şöyle. Aslında şunu da alsam belki yansıma yapabilir. Şu, ben hala bakmadım arkadaşlar. Şöyle hani arkadan ışık falan tamamı gözükmezse diye. Hala bakmadım. Hala bakmadım. Ha, öyle mi? Ha, evet bakmadım. Hala bakmadım. Ha, doğru. Bakayım hocam. Evet. Boydan çok mu şey olduk bilmiyorum ama i̇şte hocam böyle. Burak hocam şöyle elinize telefonu alsanız da bizi böyle yakına gelseniz falan hani veda etsek. Ha. Hala bakmadım. Doğru. Hala bakmadı. Ve bakıyorum. Ya hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Eyvallah. Gerçekten. Evet arkadaşlar böyle bir video çekmek istedim ve istediğime ulaştım. Yani tekrar teşekkür ediyorum Demirhan hocama. Sizlerin ediyoruz. Huzurunda diyorum. Bir videonun daha sonuna geliyorum. Hafta içi paylaşacağım. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.